Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat sabahın 9'u. Köydeyiz. Kahvaltıyı hazırlayacağım şimdi size. Dışarıdan yeşillikler getirdim bahçeden. Ondan sonra pırasa getirdim. Pırasalı domatesli yemek yapacağım kahvaltıya. Çorba da olsa yerim ben kahvaltıda. Her şeyi yiyorum kahvaltıda. Öyle şey yapmıyorum yani. Sadece şunu yerim falan yok. Yapıyorum. Çorba da yapsam çorba da yiyorum. Böyle bir şeyler şimdiki yapayım, size göstereyim. Evet arkadaşlar, tavamızı koyduk, yağımızı koyduk. Şimdi 3-4 tane biber doğruyorum, yeşil biber. Bahçeden koparttım, getirdim. Şöyle. Bunlar biraz kızaracak yağda. Sabah kahvaltısında yapıyorum bunu. Bunu sabah yapıyorum arkadaşlar, sabah kahvaltısına. Yanında güzelce mayalı oluyor, ondan sonra sac ekmeği oluyor, bandı bandı ye. Çok güzel oluyor. Kahvaltı hazırlıyorum sabah. Bunu böyle yapıyorum. Çok lezzetli oluyor. Deneyin, bahçenizde pırasanız falan varsa. Taze bahçeden koparttım, getirdim. Ben bunu çok seviyorum, bilmiyorum. Çok da lezzetli yani. Değişik bir tat. Sabah kahvaltısını hemen hemen ne yapana kadar bundan da yapabilirsiniz. Bu şimdi bir şey duruyor. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra mayalı ekmeği yapacağım. Hamurunu yoğururken gösteririm size. Sonra ocakta yapacağım sacda mayalı ekmeğini. Birazdan olmak üzere bu. Evet arkadaşlar, sabah kahvaltımızı hazırladık, köydeyiz. Annem, babam, kardeşlerim, yeğenlerim beraber şimdi kahvaltı yapacağız hep beraber. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hamur yoğuracağım, ekmek yapacağım. Onları da gösteririm size sacda. Ürünlerimiz doğal. Bahçeden hep bahçeden topladım. Domatesi bahçeden topladım, biberi, soğanı. Bak, pırasa bizim vazgeçilmezmiş, pırasamız bizim. Pırasalı domates yemeklerini yaptım. Koyu yumurtası yine bahçemizden. Yufkamız yine bizim. Hep neredeyse doğal. Evet arkadaşlar, unumuzu eledik. Bu kadar un. Bundan saçta şey yapacağım. Pıtıl diyorlar. Biz mayalı diyoruz. Mayalı yapacağım ocakta. Ondan sonra bu da eşki mayamız. Bundan biraz şu kaba alayım. İçine atacağım hamurun çünkü. Su yalnız. Maya katacağım ya, karışmasın anne. Bu bizim eşki mayamız. Böyle ayar şey diyoruz. Tuz katacağım şimdi bir de. Bu biraz dursun, yumuşasın. Biraz daha katayım. Az. Tamam. Biraz da maya katacağım arkadaşlar. Biraz da maya katacağım. Bu da tamam. Şimdi şu mayamızı sulandıracağım. İçinde ılık su yaptım buraya. Bu koyu mayası, eşki maya. Suyumuz.
ılık su. Bismillah. Şimdi hamurumuzu karıyoruz yavaş yavaş. Mayalı yapacağım bunu işte. Güzel oluyor. Sajda. Pıtıl diyorlar buna da. Biz mayalı ekmeğe diyoruz. Dolaba atıyoruz. Fazla yapıyoruz bazen. Evet arkadaşlar, bu da lahana dolması. Bahçeden topladım sabah lahanayı. Biraz suyu çekilmiş. Lahanamız da pişiyor. Akşama yemek. Bahçeden. Evet arkadaşlar, leğenimiz, hamurumuzu yoğurduk leğende. Bayağı bir kabarmış, dolmuş. Şimdi bunu yumak haline dökeceğim. Mayalı yapacağız. Saç mayalısı. Böyle böyle döküyorum. Büyük değil. Böyle böyle yapıyoruz. Bunu şimdi sajda yapacağız. Yanına bir de tereyağı yağlarız bunu. Pişince tereyağıyla da yağlarız. Üstüne de pul biber. Evet arkadaşlar, ekmeğimize başladık. Sajda yapıyoruz. Mayalı diyoruz biz. Kimisi pıtıl diyor, kimisi bilmem bir şeyler diyor. Biz mayalı ekmeğe diyoruz buna. Böyle yapıyoruz bunları. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi ekmekleri kızartıyoruz yavaş yavaş. Bunlarından neler yapıyoruz, neler yemesi güzel oluyor. Olmuş mu? Kısarmış mı o da? Hacda ekmek. Bunu tavada da yapıyorum be. Tavada da güzel oluyor. Ama tabi sacdaki gibi güzel olmuyor. Lezzetli olmuyor. Attın mı altından? Biraz sıcak terledim. Şimdi ekmek baskısı da yapacağız pekmezle bundan. Tereyağla yağlarız da. Bundan her şeyi ye. Sarma ye, bundan çok güzel oluyor. Evde bulunacak. Yaşasın. Böyle yapıyoruz işte arkadaşlar. Dolaba koyuyoruz fazla olursa.
Dolaptan taze taze çıkartıp çıkartıp yiyoruz. Bunları evde de yapabilirsiniz. Tavalarda yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum bazen. Köye gelemediğim zaman orada yapıyorum. Güzel oluyor. Böyle yapıp yiyoruz işte arkadaşlar. Hepinize sevgiler. Gördüğünüz gibi uğraşıyorum. Devam. Bugünkü köydeki günümüzün şeyini çektik. Bir günümüzün zamanını çektik işte. Bir günde ne yapıyoruz? Onları çektik. Onlarla işte turşu yapacağım. Onları gösteririm. Başka zamanda turşu yapacağım. Herkese sevgiler. Beni izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Sevgiler, saygılar. Ekmek baskısı yapıyoruz. Kocaman pekmezi bu. Kocaman pekmezini tereyağda tereyağı erittik. Pekmezin içine kattık. Biraz böyle kaynatıyoruz. Ondan sonra taze yaptığımız mayalı ekmeğini bandıma yapıyoruz buna. Tatlı yapıyor. Çok güzel oluyor. Bilenler denesin.